Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Ramazan ayı geldi. Oruç, iftar, sahur döngüsüne girdiğimiz şu günlerde vazgeçilmez içeceğimiz olan çayı da bu ayda hunharca içmeye devam ediyoruz. Peki vazgeçemediğimiz çayı oruç tutarken çok tüketirsek neler olabiliyor sizler için araştırdık. Öneri dünyası olarak şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Çay, Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biridir. Sabah kahvaltılarında ve akşam yemeklerinden sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor. Peki çayın zararları nelerdir? Uzmanlara göre aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz. Siyah çayın vücuttaki mineralleri alarak bağışıklık sistemine zarar verdiğini uzmanlar belirtmekte. Kahvedeki kafeinin, siyah çaydaki tekinlerin kansızlık ve kemik erimesine yol açtığı bir gerçek. Örneğin günde 5-6 tane siyah çay ve fazlası ya da günde 2 kahve ve fazlası bu riskleri arttırmaktadır. Bir de vücudumuza sağlıklı besinlerle aldığımız vitaminler var. Bunların bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi beklentisi içerisindeyiz. Fakat idrar söktürücü olduğu için siyah çay ve kafein, vücuttaki vitaminleri idrar yoluyla uzaklaştırdığı için bağışıklık sistemi adına çok fazla doğru şey yapmış olmuyoruz. Bunların yanında bilindiği üzere çok çay tüketenlerde demir eksikliği görülme riski artmakta. Hamile ve emzirenler, okul öncesi çocuklarında demir eksikliği riski yüksek. Bu gruptakiler yemeklerle birlikte fazla miktarda çay içmekten kaçınmalıdır. Böyle durumlarda çay yemekten en az 1 saat önce ya da sonra içilmelidir. Demir eksikliği nedeniyle kullanılan demir ilaçlarının çoğunda çayla demir emilimi azalacağından ilaç kullanımından 1 saat önce veya sonra çay içilmelidir. Ayrıca yemeklerle birlikte süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaların alınması, kahve tüketilmesi de demir eminimini azaltır. Ramazan'da iftardan sahura kısıtlı zaman aralığında su tüketimini sıklıkla ihmal ediyoruz. Çay tüketimini minimuma indirmemiz gerekiyor. Çay vücudu daha da susuz bırakıyor. Tam tersi, çayı daha az tüketip onun yerine hem iftarda hem de sahurda bol bol su içmeliyiz. Oruç tutarken de vücutta sıvı kaybı artar. Bu nedenle 2 litre su Ramazan'da kaybettiğimiz sıvı kaybını telafi edebilmekte. Bu nedenle Ramazan ayında çay tüketimine dikkat etmenizi öneriyoruz. Bana bir şey olmaz demeyin. Sağlığın şakası ağır olur. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, aksini düşünen bir çay tiryakisiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Hoşça kalın.